Efendim iyi akşamlar diliyorum. Ben İpek Özbey. 29 Ekim 100. yıl özel yayınıyla karşınızdayız. Tam bir asır önce bugün kuruldu Cumhuriyet. Büyük mücadelenin sonunda ilan edilen Cumhuriyet'in kazanımları nelerdi? Bugüne ne kadarını getirebildik, ne kadar koruyabildik? Eğitimden sağlığa, kadın haklarından gençlere, fırsat eşitliğine nasıl kuruldu Cumhuriyet? Milli bilinç nasıl gelişti? Hepsini konuşacağız. Değerli konuklarımı hemen takdim etmek istiyorum. Emekli Tuğgeneral ve Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Naim Babiroğlu. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum Naim Bey. Peki Hanım, sağ olun. Profesör Doktor Hale Şırgın, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. İyiyim, sağ olun. Evet, sizinle başlayalım isterim aslında. Bugüne nasıl geldik sorusu, bugüne nasıl geldik konusu aslında hep konuşulan bir mevzudur. Doğru. Ama yine de Cumhuriyet'in değerini bilmek için aslında öncesine gitmek gerekir. Doğru. Bize kısaca anlatır mısınız? Cumhuriyet kurulmadan önce, yani 29 Ekim 1923'ten önce ne haldeydik? Evet, çok önemli. Teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle çok kısa özetle başlayalım. 1683 yılında Osmanlı'da 2. Viyana Bozgunu ile beraber toprak kaybı ve Türk çekilmesi başlar. Bu toprak kaybı ve Türk çekilmesini Osmanlı Devleti bir türlü durduramaz. Onun ayrı bir program konusu, yayın konusu. Ve bu çekilme ve toprak kaybı devam eder. Ve bu toprak kaybı ve Türk çekilmesi 238 yıl sonra Sakarya Meydan Muharebesi zaferiyle Sakarya kıyılarında durdurulur. Bunu durduran 3 Mustafa var. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa, İsmet İnönü ve Genelkurmay Başkanı Mustafa Fevzi Çakmak Paşa ve vatandan milletten başka sevgili bilmeyen Okşak. İşte Cumhuriyet'e geliş sürecinde milli mücadeleyle beraber Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919'da milli mücadele yolculuğunu başlattığında aslında gençliğinden itibaren kafasında o Cumhuriyet fikri var. Neden var? Çünkü gençliğinden itibaren, daha askeri okuldan itibaren okuduğu yabancı aydınlardan örnek ve Montesquieu okuyor, Kant'ı okuyor, Jean-Jacques Rousseau okuyor. Montesquieu'dan kanunları ruhunu okuyor, işaretliyor yerlerin önemli yerleri. Sonra Türk aydınlarından Namık Kemal, Tevfik Fikret, Ziya Gökalp'i okuyor. Devlet, demokrasi, milli egemenlik, Cumhuriyet tanımlarıyla beyninde ve fikrinde yerleşiyor. Onun için Cumhuriyet, Mustafa Kemal'in gençliğinden itibaren Türkiye'nin modernleşme projesinin, çağdaşlaşmanın bir eseri olarak ortaya çıkıyor. Gençliğinden itibaren bir fikir olur. Milli mücadele yolculuğunda mesela 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastıktan 3 gün sonra 22 Mayıs 1919'da yayımladığı bir raporda millet milli egemenlik esasını benimsemiştir ve bunu gerçekleştirmeye çalışacaktır der. Bu Cumhuriyet'in tanımından başka bir şey değil. Nitekim Amasya Genelgesi, İhtilal Beyannamesi dediğimiz Amasya Genelgesi'nde milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır ibaresi de aslında bütün Cumhuriyet'in tanımından hedefi başka ortaya koyan Erzurum Kongresi'nde, Sivas Kongresi'nde milli iradeyi hakim kılmak esastır gibi böyle. Dolayısıyla Atatürk'ün aslında kafasında var, adı konmamış. Zaten bazı İsmet Paşa'nın anılarında da var, Atatürk'ün arkadaşlarının anılarında da var, o yazar, yabancı yazarlar da var. Cumhuriyet de yönetiliyor ama adı yok. Milli Egemenlik Meclis kuruluyor. Ama Cumhuriyet'e geliş sürecinde halkı olarak belirlediğimizde birinci halka 23 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulması. Milli Egemenlik. İkinci halka 21-1921 Anayasası'nda Milli Egemenlik ilkesinin yer alması. Birinci madde. O ikinci halka. Üçüncü halka dünyanın en kutsal, en meşru ve en haklı savaşlarından biri olan Türk İstiklal Savaşı'nın en önemli dönüm noktası Sakarya Meydan Muharebesi zaferi, 238 yıllık Türk çekilmesi durduruluyor ve ardından işgalcilerin hayallerinin yerle bir edildiği büyük taarruz. Dördüncü halka 1 Kasım 1922 saltanatın kaldırılması. Sırayla gidiyor Mustafa Kemal Paşa. Beşinci halka 1923-24 Temmuz Lozan Barış Antlaşması, Sevr'in yırtılması ve nihayet altıncı halka Ankara'nın 13 Ekim 1923'te başkent ilan edilmesi ve 7. halka Cumhuriyet'in ilanı ve ondan sonra devrimler bu şekilde geliyor. Peki, Cumhuriyet'i nasıl önemsedi, niye önemsedi, Cumhuriyet'e giden yolun taşlarını döşerken nasıl bu kadar inançla gitti? Bize onu anlatır mısınız lütfen? Teşekkür ederim.
Atatürk'ün nihai hedefi Cumhuriyeti kurmaktı. Yani mücadelesine başlarken ilk Samsun'a çıktığı anda ilk düşündüğü şey, kafasındaki düşündüğü şey milli egemenliğe bağlı, kayıtsız şartsız bağımsız bir Türk devleti kurmak. Yani bu cumhuriyetten başka bir şey değildi. Yani ama bunu açıkça telaffuz etmedi. Yani harika zamanlaması gereğince. Çünkü cumhuriyet adından ürkenler vardı o zaman ve saltanat henüz duruyordu. Mecburen bu şeyini gizlemek zorunda kaldı. Hani milli bir sır gibi sakladım diyor. İşte bu cumhuriyeti ilan edeceğini uzun zaman gizlemiştir. Hiç cumhuriyet adından söz etmeden, ama az önce Naim Hocam'ın da bahsettiği gibi adım 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 cumhuriyete gidilmiştir. Atatürk'ün en büyük eserim dediği ve nihai hedefi cumhuriyeti ilan etmektir. 10. yıl kutlamalarında diyor ki biz az zamanda çok büyük işler başardık. Bu işlerin en büyüğü temeli Türk kahramanlığı ve Türk kültürü olan cumhuriyettir diyor. Cumhuriyeti ilan etmektir diyor. Hakikaten cumhuriyetin ilan edilmesiyle çok büyük bir iş başarılmış oldu. Atatürk cumhuriyete çok değer veren bir kişiydi. Atatürk'ün cumhuriyet anlayışını burada biraz bahsedecek olursak, Atatürk'ün cumhuriyet anlayışında demokratik bir cumhuriyettir. Yani bildiğiniz gibi demokrasi ve cumhuriyet aynı şey değil. Birçok cumhuriyetler var ki demokratik değil. Ama Atatürk'ün kafasındaki cumhuriyet tam anlamıyla demokratik bir cumhuriyettir. Hatta Atatürk'ün birçok konuşmasına baktığımız zaman onun demokrasiyle cumhuriyeti eş anlamda kullandığını görürüz. Yani demokratik bir cumhuriyettir, laik bir cumhuriyettir. Bu da çok önemli. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ni diğer cumhuriyetlerden ayıran en önemli özellikleri demokratik olması, laik olması, milli olması, eşitlikçi olması, fırsat eşitliği sunması. Yani kimsesizlerin kimsesi olması, kimseye ayrıcalık tanınmaması, her fikre hürmet edilmesi, hür zihniyet, hür düşünce getirmesi, tüm bunlar Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin özellikleridir. Hale Hanım, şimdi cumhuriyetin ilk yıllarına gidelim istiyorum ve kazanımlardan bahsetmek istiyorum. Eğitim ve sağlık alanında. Biz sizinle konuşurken aslında çok güzel bir anekdot anlattınız bana. Onu izleyicilerimizle de paylaşın, daha sonra evet, politikalardan şimdi, bahsedelim. Cumhuriyet döneminde, Atatürk döneminde özellikle eğitim konusunda çok büyük hamleler yapıldı. Çok büyük atılımlar yapıldı. O ilk 15 yılda yani çok önemli gelişmeler yapıldı. Hatta Kurtuluş Savaşı'ndan başlayarak Atatürk'ün eğitime verdiği değeri görüyoruz. 1921'de Maarif Şurası topluyor. Daha Sakarya Savaşı olmamış. Kütahya, Eskişehir muharebeleri var. Çok zor günler geçiriliyor. Başkentin, yani meclisin Ankara'dan Kayseri'ye taşınması konuşuluyor. İşte bu ortamda cepheden gelerek o Maarif Kongresi'nin açılış konuşmasını yapıyor. Yani o kadar önem veriyor eğitim konusuna. Yani eğitimin ülkenin kalkınması için bir araç olarak görüyor eğitimi. Şimdi Atatürk döneminde bu 15 yılda çok büyük mesafeler alındı. Öyle bir eğitim düzeyi düşük bir toplum devraldı ki Cumhuriyet. Yani okuma yazma oranı %10. Kadınlarda üstelik köylerde %3-4, %1 falan o civarlarda. Yani o kadar düşük eğitim seviyesi, okuma yazma seviyesi çok düşük. Bu tabii çok kısa zaman içerisinde çok katlanarak artıyor. Özellikle Harf İnkılabı'ndan sonra işte millet mekteplerinin açılmasıyla, halk evlerinin eğitim vermesiyle halka okuma yazma seviyesinde, okullaşma oranında çok büyük gelişmeler sağlanıyor. Fakat Türk eğitim sistemi, yani Atatürk'ten sonra da yani bir türlü rayına oturduğu söylenemez. Yani tüm Cumhuriyet hükümetleri zamanında da yani gerektiği gibi Atatürk'ün gösterdiği hedefler doğrultusunda maalesef gidildiğini söyleyemeyeceğiz. Neye bağlıyorsunuz bunu peki? Yani bir yol çizilmiş, doğru bir yol çizilmiş, yoktan var edilmiş adeta. Ama var edilen korunamamış. Neden? Şimdi şöyle, çok yakın zamanlara geleceğim. O az önce sizin söylediğiniz bir örnek vermek istiyorum.
1984 dönemin başbakanı Turgut Özal, Milli Eğitim Bakanlarından Vehbi Dinçerler bu eğitim sistemindeki aksaklıkları, bozuklukları görüyorlar. Bunu bir düzeltmek, bir çözüm bulmak için çareler arıyorlar. Ne yapabiliriz? Dönemin en iyi eğitim sistemi de Japonya'da. Çok hala da günümüzde de öyle. Yani Batı eğitim sisteminden bile daha ileride yani Japon eğitim sistemi. Japonya'dan bir heyet davet ediyorlar, bir eğitimci heyeti. Onlar geliyor Türkiye'de işte çeşitli noktalarda, Türkiye'nin her bölgesinde araştırmalar yapıyorlar, bakıyorlar, Türk eğitim sistemini inceliyorlar. Upuzun bir rapor hazırlıyorlar ve sunuyorlar. Bu raporun özeti, sizin gençlerinizde milli şuur yok. Diyorlar. Yani bu o kadar önemli bir şey ki. Yani peki diyorlar bizim heyettekiler, siz Japon çocuklarına, gençlerine milli şuuru nasıl veriyorsunuz? O Japon diyor ki biz önce diyor götürürüz büyük fabrikalarımızı gezdiririz. En büyük fabrikalarımıza götürürüz çocuklarımızı. Orada onları gösteririz. Fabrika yapan fabrikalarımızı gösteririz. Hızlı trenlerimizi gösteririz. Uçak yapan fabrikalarımızı gösteririz. Robotlarımızı gösteririz. Yani çocuklar Japon olmanın gururunu duyarlar. Gururunu yaşarlar. Yani biz iyi ki Japonuz derler. Ondan sonra bir de sarılırlar. Kalkarız çocukları. Hiroşima ve Nagasaki'ye götürürüz. Bakın sizin düşmanlarınız da var. Yani siz çalışmazsanız, iyi sahip çıkmazsanız kendi Japonluğunuza, başınıza bunlar gelebilir, daha büyük bombalar da atılabilir. Bizim eğitimcilerden birisi diyor ki, bizim diyor ama diyor gösterecek diyor bir Hiroşima'mız, bir Nagasaki'miz yok. Japon diyor ki nasıl yok diyor, sizin diyor bir Çanakkale'niz var ki diyor, siz diyor dönemin en büyük düşmanlarıyla, en büyük, en ileri seviyedeki gelişmiş ülkelerle savaştınız ve burada mucizeler yarattınız diyor. 72 millete karşı Çanakkale'yi geçirmediniz. O kıt imkanlarla orada mucizeler yarattınız. İşte bu çok büyük bir şey. Çocuklarınıza Çanakkale'yi götürün diyor. Yani bu böyle bir şey, anekdot, yani çok önemli bir şey aslında. Çok önemli. Milli bilinçten devam edelim biraz isterseniz. Sonra tekrar döneyim eğitim ve sağlık sistemine. Şimdi milli bilinç dedi. Milli bilinç vermiyorsunuz çocuklarınıza. Aslında çok güzel bir örnek gerçekten. Doğru. Dinlediğimde de çok hoşuma gitmişti. Yıl 83. 84. 84. Şimdi bugün 2023'teyiz. Doğru. O zaman da bir eksiklikten bahsediliyor. Bugün belki biraz daha artan bir eksiklikten bahsediliyor. Niye? Yani niye bizim milli bilincimiz yok? Değerli hocam biraz önce şunu söyledi. Mustafa Kemal eğitim, Mustafa Kemal Paşa. Mesela Çanakkale muharebelerinde Rüşen Eşref Ünaydın anlatır anlarında. Çanakkale muharebelerinde yaklaşık Türkler günde 850 kayıp verir, zayiat verir. Ve şehit ve yaralı kokularından yemek yiyemez Mehmetçikler, mideleri bulanır. O siner, o koku yemek yiyemez. Şehit ve düşman ölülerin kokusundan. Böyle bir ortamda, gece gündüz devam eden böyle bir ortamda 260 gün sürer. Rüşef Eşref Ünaydın Mustafa Kemal'in çadırına girer, komuta yerine bir sıçt olacak. Bir bakar ki böyle bir cephane sandığı var, sağlam. Mustafa Kemal bütün gittiği yerde cephane sandıklarına iki tane sandık yapmıştır. Kitap koyar çünkü çok sağlam bunlar. Kitap doldurur, cepheye götürür. Çanakkale'de 34 yaşında genç bir komutan, tümen komutanı, Solanı Fartar Grup komutanı Rüşen Eşref Ünaydın anlarında der ki, sandık biraz acıktı, Balzac yazıyordu. Mustafa Kemal orada Balzac okuyor ve diğer kitaplar. Mesela büyük taarruza geldiğimizde 21-22 Ağustos taarruzun başlamasına 4 gün kala Reşat Nuri Güntekin'in Çalı Kuşu romanı yeni çıkmıştır. Okur onu. Bunu alın İsmet'e verin dediğinde şaşkın bakarlar sabahleyin. Ne diyor? Komutan herhalde az uyudu der yani mahiyeti. Ve değerli hocam biraz önce belirttiği gibi 11 Temmuz 1920'de Sakarya Meydan Muharebesi'nin hemen önce Kütahya Eskişehir muharebeleri vardır ama yenilgi. Meclisin Kayseri'ye taşınma tartışmaları başlar ve geri çekilme başlar ordu. Geri çekiliyor. Kütahya, Eskişehir kaybedilmiş. Kan revan içinde, telaş, kimse uyumuyor. Mustafa Kemal Paşa da uyumuyor.
Hamdullah Spitalröver gelir 11 Temmuz'da 1921'de. Der ki paşam der, böyle bir programımız vardı. Planlamıştık, emir verdiniz. Maarif Kongresi toplanacak 16 Temmuz'da hocam biraz önce. Bunu izin verirseniz erteleyelim. Niye erteleyeceksin der. Efendim savaş, siz uyumuyorsun. Hayır, hayır. Cehaletle savaş, düşmanla savaştan daha önemlidir. Ben o kongreye geleceğim ve konuşma yapacağım. Ve hocamın söylediği gibi gider konuşma yapar. 16 Temmuz 1921 ve kan revan içinde cephe. Fakat konuşmada önemli bir şey. Milli kültürü tarif eder. Milli kültür der, ne batıdan ne doğudan. Türk geleneğine, teamüllerine, adetlerine uygun, tam bağımsız milli kültürü kastediyorum der. 1921 yaş, 40 yaşında bir başkomutan milli kültürü tarif ediyor. Yani milli eğitimin hedefini tarif ediyor. Tam bağımsız, ne batıdan ne doğudan, Türk adetlerine, teamüllerine, geleneklerine uygun kültürü kastediyorum der. Orada yaptığı konuşmasında ve milli kültürü tarif ettikten sonra kongre biter, ayrılırken uğurluyorlar. Kongreyi düzenleyenler der ki, çok teşekkür ederim, iyiydi ama size bir şey soracağım der. Efendiler der erkeklere, sizin kendinize mi güveniniz yok? Yoksa bu değerli hanımefendilerine mi güveniniz yok? Niye hanım öğretmenler ayrı, erkekler ayrı oturdu der. 1921, bir daha öyle bir şey görmeyeyim der. Evet. Mustafa Kemal'in vizyonunu kastediyorum burada. Dolayısıyla milli kültür odur. Mustafa Kemal deyince, Mustafa Kemal Paşa ya da Kemalizm ya da Atatürkçülük. Bir kere merkezinde tam bağımsızlığı oturtacağız. Evet, ne diyor? Ne batı ne doğu. Ama diyor medeniyet neredeyse oradan alacağız. Batıcılık değil, taklitçilik değil. Çağdaşlaşma neredeyse oradan alacağız. Matbaa batıda kurulduysa oradan alacağız. Ama doğuda kurulmuşsa oradan alacağız. Biz ne batıyız? Ne Asya'yız. Ama ikisinin medeni, çağdaş yönlerini alacağız. Onun için Mustafa Kemal Paşa'ya da Atatürk'ü batıcılıkla suçlamaya çalışan bazı çeyrek eğitimliler var. Mustafa Kemal tam bağımsız. Mustafa Kemal deyince, Atatürk deyince tam bağımsızlık anlıyor. Ondan sonra akıl, bilim demek. Atatürk demek akıl, bilim, tam bağımsızlık, anti-emperyalizm ve batılılaşma değil de çağdaşlaşma. Aynen öyle. Mustafa çağdaşlaşma. Kemal'in kafasında. Yani çağdaşlaşma. Ve tekrar dönelim eğitim ve sağlık sistemine. Az önce verdiğiniz örnek gerçekten çok güzeldi. Teşekkür ediyorum. Nerede aksadı? Niye bu hale geldik biz? Ve sağlık sistemi, yani bugün Türkiye'de hala oturmuş bir sağlık sistemi varsa hep Cumhuriyet'e, Cumhuriyet'in sağlık sistemine atıfta bulunur. O zaman o temeller oturtuldu. Evet, şimdi, evet. O yüzden böyle izlenir. Evet, şimdi Atatürk'ün eğitim politikalarına baktığımız zaman bir takım ilkeler olduğunu görüyoruz. Mesela işte demokratlık, çağdaşlık, laiklik, millilik, ülke kalkınmasına fayda sağlaması, işte fırsat eşitliği, karma eğitim, tüm bunların hepsi ilk Milli Eğitim Bakanlarından şeylere yazdırmış bunların hepsini. Yani şimdi bugünün Japon eğitim sistemine, Japon dünyanın en ileri eğitim sistemi olduğu kabul ediliyor bugün. Onların temel ilkelerini, milli eğitim temel ilkelerine baktım ben, şöyle bir araştırdım. O kadar benziyor ki Atatürk'ün söylediklerine. Yani inanılmaz, akıl alır gibi değil. Atatürk bunları 100 sene önce söylemiş. Japonlar bugün aşağı yukarı çok benzerlerini uyguluyorlar eğitimde. İşte onların uyguladığını biz niye uygulayamıyoruz? Biz maalesef Atatürk'ün arkasından, yani onun tam dediklerini maalesef gerçekleştiremedik. Sağlık konusunda da bu aynı şey söz konusu. Az önce hocamın çok güzel ifade ettiği gibi tam hastalıklı bir toplum. 11 yıl süren savaşlar, işte verem, trahom, tifo, tüfüs, veba, yani bit salgını, o kadar sağlıksız bir toplum ki. Yani toplumun %70'i hastalıklı. Yani hastane yok, ilaç yok, doktor yok. Koca Türkiye'de 500 tane doktor var. Hastane 80 civarında bir hastane var. Hemşire hiç yok.
Diş hekimi hiç yok, 60 eczacı var. Yani bu şartlarda yani para yok, ilaç yok, nasıl mücadele edilecek? Şimdi ilk meclis açıldığı zaman hemen bir bakanlar kurulu oluşturuluyor. 2 Mayıs 1920'de ilk kurulan bakanlar heyetinde Sağlık Bakanlığı yer alıyor. Yani Osmanlı'da Sağlık Bakanlığı şeye bağlı, dahiliye nezaretine bağlı bir müdürlük şeklinde, o şekilde oradan yürütülüyor sağlık hizmetleri. Ama Cumhuriyet'in ilk kurulan hükümet, yani Cumhuriyet daha ilan edilmemiş, meclis açılmış. Orada sıhhat ve bakanlığın tam ismi sıhhat ve içtimai muavenet vekaleti kuruyor. Yani Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kuruyor. Ve ilk vekili de Adnan Adıvar tayin ediyor. Ve bir takım şeyler yapılıyor, çalışmalar yapılıyor. Bir plan, bir sağlık politikası ortaya konuluyor. Neler yapılacak? İşte o zaman nüfusun %80'i köylerde yaşıyor. Yani sadece şehirlere değil, köylere nasıl ulaşacağız? Köylere nasıl sağlık hizmeti götüreceğiz? İşte Darülfünun'da bir tıp fakültesi kuruluyor. İstanbul Üniversitesi'nde eczacılık, diş hekimliği fakülteleri kuruluyor. Hemşire yetiştirilmesine çalışılıyor. Teknik eleman yetiştirilmesine çalışılıyor. Bu salgın hastalıklarla mücadele etmek için mesela sıtma çok yaygın. Yani toplumun %70'i sıtmalı 1923'te. Bununla mücadele için kinin dağıtılıyor. Yani tonlarca kinin alınıyor, bütün her tarafa kinin dağıtılıyor. Veremle savaş için verem savaş dispanserleri açılıyor. Sıtmayla savaş için sıtma savaş dispanserleri açılıyor. Trahom hastaneleri kuruluyor. Tüm bunları o kadar büyük bir başarı, o kadar büyük bir özveriyle yapılıyor ki 1939'da sıtmalı %70'den %10'lara geriletiliyor. Yani bu çok çok, çok büyük başarı. Evet. Yani Atatürk döneminin sonunda bu salgın hastalıklarla büyük ölçüde mücadele edilmiş ve bunların kökü kazınmış. Yani o 15 yılın sonucundaki bu çok 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 büyük bir başarı. Yani bunu Batılılar da geldikleri zaman görüyorlar ve takdir ediyorlar. Çok büyük bir başarı elde ediliyor sağlıkta. O sağlıktaki ilkeleri ilk olarak 1925'te uzun yıllar 1937'ye kadar Sağlık Bakanlığı yapan Refik Saydam. Refik Saydam bunları sistemleştiriyor ve sağlıkta uygulanacak politikaları bir sistem haline getiriyor. Ve o sistem uzun yıllar uygulanıyor Türkiye'de ve bugün dahi o sistemin uygulandığını biliyoruz, o sağlık sisteminin. Ve eğitimden daha iyi noktada olduğunu söyleyebiliriz sağlık konusunda. Sisteminin. Bugün iyi kötü sağlık sistemimiz çok da o kadar dünyanın çok çok gerisinde değil. Naim Hocam, evet. Sizin bir sözünüz var. Benim hep not aldığım bir sözdür. Birlikte yaptığımız programlarda da ifade etmiştiniz. Atatürk Cumhuriyeti'ni Türkiye'den çıkarın, geriye Afganistan kalır dersiniz. Bize bir anlatın, neden geriye Afganistan kalır? Bir cümle hocama tabii ki ekleme yapalım, konusuna tabii ki. Müsaade ederseniz buyurun. Bir ilave, bir katkı. Hocam çok ayrıntılı, çok iyi anlattı, sağ olsun. Mustafa, Cumhuriyet, Atatürk'ün Cumhuriyeti, zaten Atatürk'le Cumhuriyeti birbirinden ayırmak mümkün değil. Benim kendi düşüncem. Ama ben mucizelere inanan bir insan değilim. Ama bir mucize var derseniz, Atatürk'ün Cumhuriyeti, Atatürk'ün mucizesidir. Bakın biraz önce ne dedik? %7, %10 erkeklerde eğitim, okuma yazma. Kadınlarda %1, %4, Doğu Anadolu'da 0. 72 ortaokul, 23 lise, bir üniversite dedik değil mi? Bütün Anadolu'da. 37 bin köy, 40 bin köy dedik, 37 binde okul yok dedik. Çok değil. 3 yıl sonra bu cumhuriyet Kayseri'de kendi uçak fabrikasını kuracak ve 1926-1942 yılları arasında 212 adet
Türk uçağı üretecek. İtibar bu. İtibar derseniz cumhuriyetin itibarı bu. Böyle bir cumhuriyet. Bu cumhuriyet ne dedik? 337 doktor var. 337 doktor kurulduğunda. 37 bin köyde doktor yok. Ebe sayısı, diplomalı ebe sayısı 160 sadece 40 bin köyde. Çok değil. 15 yıl sonra bu cumhuriyet kendi aşısını üretecek, hocamın dediği gibi. Evet. Kolera aşısını 27 Temmuz 1938'de daha Atatürk hayattayken Çin'e yardım ve destek olarak gönderecek. Evet, Hıfzı Sıha İtibar derseniz, itibar derseniz itibar bu. Hıfzı Sıha enstitülerinde serum üretiliyor, aşı üretiliyor. Ve yani, Çin'e gönderiliyor. Evet. Salgın o zaman kolera. Evet. 337 doktorla kolera aşısı. 15 Kuduz'da. Evet. Cumhuriyet bu. İşte cumhuriyet mucize bu. Şimdi sizin sorunuza gelelim. Bugün eğer biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilk cumhurbaşkanı Atatürk, Kemalizm veya Atatürkçülük dediğimiz ilkelerde cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, laiklik, devrimcilik, devletçilik, bir zincirin halkaları. Hiçbir zincir en zayıf halkasından daha kuvvetli değil. Bütün halkalar önemli. Türkiye'de herhangi bir siyasi yelpaze bu halkalardan birini örnek veriyorum. Laikliği, devrimciliği ya da cumhuriyetçiliği ya da herhangi birine burun kıvırırsa ya da göz ardı ederse ya da elinin tersiyle iten bir siyasi yelpaze Türkiye hiçbir zaman aydınlığa ve güne gün ışığı olan bir zamana götüremez. Türkiye'yi karanlığa götürür. Bakın önemli bir laf söylüyorum. İster sağ, ister sol, ister merkez. Laikliğe burun kıvıran, devrimciliğine Atatürk'ün ya da cumhuriyetçiliğine burun kıvıran herhangi bir siyasi elpaze Türkiye'yi sadece ve sadece karanlığa götürür. Türkiye Cumhuriyeti 57 İslam ülkesi var. Bunların yıldızı, hala parlayan yıldızı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir Türkiye. O da Mustafa Kemal Atatürk sayesinde laikliği anayasaya bir ilke olarak koydu. Şeriat yasalarını kaldırdı. Bunun gibi birkaç İslam ülkesi medeni hukukta, kadın haklarında bazı düzenlemeler yaptı ama Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu devlet, o Kemalizm ilkeleri dediğimiz veya Atatürkçülük ne derseniz deyin, akıl bilim ışığında dünyada bir yıldız haline getirdi. Şimdi sıkı durun. 1934'te geldiğimizde Atatürk'ün cumhuriyeti mucize diyoruz ya, kadının pilot olması, kadının profesör olması, kadının bir yerde olması mümkün değil. Ekonomik hayatta yeri yok. Nüfus sayımında sayılmıyor. Ve 1926'da Atatürk medeni kanunu çıkardığında miras ve boşanma evlilikte eşit olmayan kadın eşit duruma getiriliyor. Dört kadınla evlenen insanlar artık tek eşlik oluyor. Eski Türklerde olduğu gibi. Fakat 1930'da belediye seçimleri, 1933'te muhtar seçimleri, 1934'te milletvekili seçimleri seçme seçilme hakkını kazandığında Avrupa'ya bak. Avrupa'da Türkiye 7. oluyor. Kadınlara bu hakkı veren. Dünyada 12. oluyor. Müslüman ülkelerde 1. Fakat sıkı durun. Belçika, İtalya, Fransa gibi ülkeler 1944-46'da veriyorlar. 12-13 yıl sonra veriyor. En modern ülke İsviçre 1971'de kendi kadınlarına bu hakkı veriyor. Japonya 1945'te veriyor. Japonya, evet. Dikkatinizi çeker. Onun için Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyeti bir mucizedir. Ama en muhteşem devrimi kadınlar ve harf devrimidir. O Mustafa Kemal şimdi Türk herhangi bir toplumdan, Türkiye'den bazı söylemler var. İşte kadın çok fazla gitmesin. Kadın şöyle, kadın biraz geriye atılmaya çalışılıyor. Görünür olmaz. Bazı siyasi elpaze. Bakın. Bir toplumdan kadını çıkarın, geride karanlığa doğru giden ve gün ışığı görmeyen bir devlet olur. Türkiye'den Atatürk'ü ve Cumhuriyeti ve Türk kadınını çıkarın, geride Afganistan kalır. Tarihi süreç budur. Afganistan 1930'larda şu andan çok daha moderndi. Çok daha moderndi. Ve yönünü medeniyete çağdaşlaşmaya doğru gitmişti şıtı. Kadınların hiçbir yerde sokakta hakları yok. Üniversiteye kızlar gidemiyor kadınlar. Bakın tekrar söylüyorum. Türkiye'den Cumhuriyeti ve Atatürk'ü çıkarın, geride Afganistan kalır. Eğer Afganistan olmak istiyorsa çıkarsın. Ama
ümmet millet, ümmet millet tartışmasına geliyoruz biliyorsunuz, çok güncel bir konu. Ümmet millet. Osmanlı Devleti niye yıkıldı? 1918'e geldiğinde Osmanlı Devleti fiilen tarih sahnesinden silindi ve Mustafa Kemal Paşa'nın o milli mücadele kadrosunun elinde 200 bin kilometre kare kaldı. Ümmet dediğimiz olay, ümmet. Mustafa Kemal, Kemalizmin, Atatürkçülüğün ve Mustafa Kemal. Bana Cumhuriyet'i tarif edin derseniz İpek Hanım, Cumhuriyet, akıl, bilim, tam bağımsızlık, anti-emperyalizm ama umut demektir. Niye biliyor musunuz? 39 yaşında idama mahkum edilen bir başkomutan Mustafa Kemal Paşa var. O zaman 39 yaşındaydı fakat umudunu bir saniye yitirmedi. Türk İstiklal Savaşı'nı ve Cumhuriyet'i kazandı, Cumhuriyet'i kurdu. Biz bugün konuşabiliyoruz. Onun için umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Ama gerçeği de bileceğiz. Cumhuriyet'in sonunda Mustafa Kemal'in hedefinde Cumhuriyet'le ümmet, millet oldu, ulus oldu. Cumhuriyet'le kul, değerli birey oldu. Deva, değerli birey oldu. Ve Cumhuriyet, din, mezhep, etnik ayrımcılık, inanç ayrımcılığı reddeder. Ayrıştırıcı değil, birleştiricidir. Onun için Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti'ne bazıları, tarih nankörleri şuna diyebilir. Ya ırkçı, ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu Türk'üm olana dememiş, ne mutlu Türk'üm diyene. Demiş ki tarifinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. Türkiye halkına kendini etnik, mezhep, inanç, dini hangi yapıdan tanımlarsa tanımlasın. Onun için Mustafa Kemal'in Cumhuriyeti, ayrıştırıcı değil, birleştiricidir. Ve son söz, Mustafa Kemal'in Cumhuriyeti'ni tarif edin derseniz basit bir sözcükle değerli izleyenler için. Atatürk Cumhuriyeti, Atatürk'ün doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde, Orta Anadolu'da fakir, yoksul, bir köyden, mahalleden yetişen isimsizleri, sahipsizleri, Genelkurmay Başkanlığı'na, Başbakanlığa, Cumhurbaşkanlığı makamına çıkaran rejimin adıdır. Cumhuriyet liyakattır. Cumhuriyet fırsat eşitliğidir Atatürk'ün Cumhuriyeti. Aziz Sancar ne diyor? Ben Mardin'de, Savur'da doğdum. Okuma yazma bilmeyen bir anne babanın çocuğuydum. Atatürk'ün eğitim sistemi sayesinde Nobel Bilim Ödülünü kazandım. Anıtkabir'e hediye ediyorum diyor. Onun için Cumhuriyet, Doğu Anadolu'da sahipsiz bir yerden Aziz Sancar'ı Nobel Bilim Ödülü'ne taşıyan, güneyde Çoban Sülüğü, fakir bir İslam köyden Süleyman Demirel'i Cumhurbaşkanlığı makamına çıkaran rejimin adıdır. Liyakattır, fırsat eşitliğidir ve erdemdir Cumhuriyet. Erdemdir, özgürlüktür. Teşekkür ederim. Tartışmayı başlattığı yerden biraz devam edelim isterim. Ümmet millet tartışması sahiden çok tartışılan bir mevzu son zamanlarda. Özellikle evet. De Türkiye'de sığınmacılar üzerinden tartışılan bir mesele. Ümmetçilik yapmak tırnak içinde bize ne yapar? Şimdi Osmanlı toplum yapısı çok farklı, Cumhuriyet'in toplum yapısı çok farklı. Osmanlı bir imparatorluk, yani imparatorluğun doğası gereği çok çeşitli ırktan, dinden, milletten insanların bulunduğu bir imparatorluk. Adı üzerinde imparatorluk ve orada milletler var. Yani ümmet çatısı altında toplanıyor bunlar. Ümmet din esasına göre, yani millet denilen şey de orada. Mesela Ermeni milleti diyor, işte Rum milleti diyor. Yani din esasına göre milletler tanımlanıyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nde öyle değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter bir yapısı var kuruluş itibarıyla. Türk ve İslam çoğunluğunun bulunduğu bir şey, üniter bir yapı. Şimdi burada ümmetçilik olmaz. Yani ümmet kavramı olmaz. Yani burada bir birleştirici bir üst kimlik var, bir Türk kimliği var. Yani bu asla kesinlikle bir ırkçılık değil, kesinlikle ırkçılık değil. Yani Atatürk'ün zaten öyle bir şeyi yok. Atatürk birleştiricidir, bütünleştiricidir. Atatürk en büyük milli güç unsurlarımızdan birisidir. Bugün herkesin Atatürk'üdür. Yani sağcısıyla, solcusuyla, her dine mensup olanıyla, Türkiye'de yaşayan herkesin Atatürk'üdür. Dolayısıyla birleştiricidir Atatürkçülük. Onun için yani böyle ümmetçilik
kölelikti falan da filan da tartışmaları olmaz. Türkiye'de olmaması lazım. Evet. Çünkü kuruluş esaslarına, kuruluş felsefesine ters düşer. Evet. Peki Atatürk'ü yeterince anlıyor muyuz? Hayır. Hiç maalesef. Bizim kuşağın en büyük günahı ben dahil. Eğer bir günah varsa, bir vebal varsa o bizim kuşağın vebali ve günahıdır. Neden? Bakın bu konuda Demokrat Parti kurucusu ve Mustafa Kemal Paşa'nın, Mustafa Kemal Atatürk'ün ikinci başbakanı olan İsmet Paşa'dan sonra Celal Bayar, Atatürk sonsuzluğa adım attıktan sonra ben öldü vefat etti demiyorum. Niye demiyorum biliyor musunuz? Çünkü bu hayattan göçtükten sonra kendi ülkesini, kendi milletini yöneten, güç olmaya devam eden, 5000 yıllık yazılı tarihte tek hükümdar, tek komutan, tek liderdir de onun için. Sonsuzluğa adım attıktan sonra Celal Bayar 1938'de bir konuşma yapar. 10 Kasım 1938'de. Der ki, Atatürk seni sevmek milli bir ibadettir der. Çok iddialı bir laf. Tenkit ederler. Milli bir ibadet ne demek? Yıllar geçer. Celal Bayar artık Cumhurbaşkanı olmuştur. Demokrat Parti'de birçok Atatürkçülük ve Atatürk aleyhine adımlar atılmıştır. Celal Bayar'ı sıkıştırmak için sorarlar. Düzeltiyorum. Tekrar 1953'te Celal Bayar bu sefer Atatürk'ün naaşının Etnografya Müzesi'nden Anıtkabir'e taşınır 1953'te. Yine 10 Kasım'da taşınır. 10 Kasım 1953'te bir konuşma yapar. Der ki, Büyük Atatürk seni padişah yapmak istediler. Seni halife yapmak istediler. Hiç bunlara iltifat etmedin. Sen milli demokrasi yolunu seçtin. Sonra sorarlar Celal Bayar'a. Sayın Bayar, Atatürk için siz Atatürk seni sevmek milli bir ibadettir dediniz. Hala aynı şeyi düşünüyor musunuz? Sıkıştırmaya çalış. Hayır der, aynı şeyi düşünmüyorum. Ne düşünüyorsun der. Atatürk seni anlamak milli bir ibadettir der. Biz Atatürk'ü rozetle, kravatla, sarı saçlı, mavi gözlü 1881'e sıkıştırarak anlamaya çalıştık. Bizim öğretmenlerimiz, bizden önceki kuşak bize anlattılar. Bizim kuşak günahkar kuşak. Veba. Bizim kuşak günahta. Anlatamadık. Mustafa Kemal'i anlatmak 1881 doğrudur. Sarı saçlı, mavi gözlüdür ama o değildir. Mustafa Kemal'i dünya savaş tarihinde, 5000 yıllık yazılı savaş tarihinde Mustafa Kemal'in özel ve ayrı bir önemi var. Katılır mısınız mesela Afganistan olurdu sözüne? Afganistan, Afganistan'da bugün kadınların hiçbir söz hakkı yok. Hı hı. Yani belki o kadar olmasa bile yani bugünkü durumda olmazdı diye düşünüyorum yani. Peki, buyurun. Şimdi, neden önemliydi? Atatürk'ün kadınlara verdiği haklar bir yerde onun demokrasi anlayışından kaynaklanıyor. Şimdi toplum diyor Atatürk iki cinsten yaratılmıştır. %50'si kadın, %50'si erkek. Bir toplumun diyor yani %50'sine haklarını verip de %50'sine vermezseniz o toplum felç olur diyor. Yani adalet olmaz. Adalet olmaz. Yani %50'si bütün haklarını kullanacak ama %50'sine hiçbir hak vermeyeceksiniz. Yani bu toplumda demokrasiden söz edilemez diyor. Yani bu kadınları bir birey olarak görüyor, insan olarak görüyor. Yani insanlığın yarısına haklarını verip yarısını bu haklardan mahrum bırakmak diyor. O toplumun demokrasiyle alakası olmayan bir toplum haline gelmesi demektir diyor. Yani kadınlara verdiği hakları bu yönden de değerlendirmek gerekiyor. Atatürk'ün demokrasi anlayışı yönünden de bakmak gerekiyor. Şimdi kadınlarla ilgili hakları hep etap etap yani her konuda olduğu gibi burada da etap etap gerçekleştirmiştir. Çünkü Türkiye'de Osmanlı toplumunda en zor gerçekleştirilecek olan konu kadın reformudur. Çünkü diğer konular bu kadar zor değildir. Mesela bir ceza kanunu değiştirmek, bir ticaret kanunu değiştirmek veya başka konularda şeyler yapmak ve nitekim Fransa'dan ceza kanunu alınmış Tanzimat döneminde ama kadınlarla ilgili en ufak bir şey yapılmamış. İşte meşrutiyet döneminde biraz bazı emeklemeler olmuş kadın hakları konusunda. Bir aile kararnamesi çıkartılmış 1917'de. O da çok sınırlı.
Yani bir şey yok, hiçbir gelişme yok. Toplumun hazır olma meselesi var, evet, öyle değil toplumda mi? Toplumda yok, böyle bir şey yok. Yani kadın hakları diye bir şey yok. Şimdi Atatürk önce ne yapıyor? Cumhuriyet kurulduktan sonra, bir yıl sonra, işte 3 Mart 1924'te çok önemli 3 yasa çıkarılıyor. Bu Türkiye'yi laikleştiren yasalar da deniyor bunlara. Bir, Tevhid-i Tedrisat Kanunu, eğitimde birlik. Ondan sonra şeriye ve efkaf vekaleti kaldırılıyor. Üçüncüsü halifelik kaldırılıyor. Bu 3 çok önemli yasa. Şimdi Tevhid-i Tedrisat Kanunu'na gelecek olursak, Türkiye'de çok çeşitli eğitim kurumları vardı Osmanlı döneminde. İşte vakıf okulları vardı, medreseler vardı, cemaatlere bağlı okullar vardı, azınlıkların okulları vardı, askeri okullar vardı, modern okullar vardı. Yani bir eğitim karmaşası vardı. Yani bunların her biri birbirine zıt fikirli, yani felsefeleri birbirine zıttı bu okulların. Yani bir modern okulda yetişen bir çocukla, medresede yetişen bir çocuğun tamamen birbirine zıt düşünceli çocuklar yetişiyordu, gençler yetişiyordu. Sonra azınlıkların misyoner okulları, bunlar zaten tamamen Türkiye'ye düşman nesiller yetiştiriyorlardı. Yani böyle bir eğitim karmaşası içerisinde işte Tevhid-i Tedrisat Kanunu'yla tüm okulları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağladı, Maarif Vekaleti'ne bağladı, medreseler kapatıldı, devletin denetimine alındı. Bu azınlık okulları, misyoner okulları hepsi Milli Eğitim Bakanlığı çatısı altında. Şimdi bu kanundan, eğitimde birlikten Atatürk'ün anladığı sadece bu okulların biri, yani kadın erkek eşitliği, kadın erkek birliğini de burada kastediyor. Yani bu Tevhid-i Tedrisat Kanunu'ndan kadınların yararlanması da erkeklerle eşit olmuştur. Yani karma eğitime başlanmıştır. Karma eğitim, çocukların, kız çocuklarının da mecburi olmuştur ilk öğretim. Aynı erkeklerle eşit eğitim imkanları da işte bu 3 Mart 1924 Tevhid-i Tedrisat Kanunu'yla kadınlar erkeklerle eşit eğitim imkanlarına kavuşmuşlardır. Eğitimle ilgili haklarını bu şekilde teslim ettikten sonra ikinci olarak 1926'da Medeni Kanun gündeme geliyor ki en zor kabul edilecek konu Medeni Kanun'un kabulüdür. Yani siyasi haklarını vermek falan o kadar zor değil. Ama bu evlenme, boşanma, miras konuları, kadının toplumdaki yeri, yani Medeni Kanun'la elde edeceği haklar kadının hakikaten Osmanlı'dan gelen bir toplum yapısı için en zor kabul edilecek reform konusu. Yani en büyük başarı siyasi hakların verilmesinden çok bence Medeni Kanun'un kabul edilmesi çok çok önemlidir. Çünkü daha önce neye göre karar veriliyordu? Yani mecelle deniliyor. Fakat mecelle bir Medeni Kanun değil, bir borçlar hukuku. Yani kadınla ilgili, aileyle ilgili bir tek kelime yok mecellede. Fakat bu neye göre karar veriliyordu? Şeriata göre karar veriliyordu. İşte fıkıha göre karar veriliyordu. Eski uygulamalara bakılarak kararlar veriliyordu. Yani orada da kadının adı yoktu zaten. Kadınlar yok zaten. Kadınların boşanma yetkisi yok. Şimdi Medeni Kanun'la kadına getirilen şeyler çok çok önemli. Birincisi çok eşlilik kaldırılıyor ki bu son derece önemli. Kadınların miras hukukunda eşit pay alması getiriliyor. Üçüncüsü mahkemelerde şahitliğinin erkeklerle eşit hale getirilmesi. Yani eskiden iki kadının şahitliği bir, yani ne kadar onur kırıcı bir şey kadınlar açısından. O eşit hale getiriliyor. Velayette eşitlik getiriliyor. Kadınların küçük yaşta evlendirilmelerinin önüne geçiliyor. Yani kadınlar o zamanın en ileri medeni hukuku olan İsviçre medeni hukukunun bize adapte edilmiş şekli, o şekilde medeni haklarına kavuşuyorlar. Ondan sonra üçüncü olarak siyasi haklar geliyor. O siyasi hakların verilmesi de aslında Atatürk'ün kendi şeyine kalsa çok daha önce verilmesinden taraftar ama yani onun ne kadar karşı çıkılacağını, nelerle karşılaşacağını, en yakın arkadaşlarının nasıl tepki vereceğini bildiği için bunu ancak 1934'te gerçekleştirebiliyor.
1934'te işte seçme seçilme hakkı veriliyor kadınlara. Demin hocamın da ifade ettiği gibi birçok Avrupa ülkesinden önce Türkiye'de seçme seçilme hakkı veriliyor. Ve ilk yapılan seçimlerde, o 1935 seçimlerinde 18 kadın parlamentoya giriyor. Bu o zamanki duruma göre bayağı ileri bir durum. Peki vaktimizin neredeyse sonuna geliyoruz. Sonuna çok mı geliyoruz? Çabuk geçti. Evet. Şöyle bir bitirelim. Neden gençlere emanet ediyoruz? Çok önemli. Teşekkür ediyorum. Şimdi Atatürk Nutuk yani yazdığı en önemli kitap Söylev ya da Büyük Nutuk dediğimiz yazar gece gündüz çok çalışır üzerinde. Çünkü Atatürk'ün en büyük özelliği milletine hesap verme. Dolayısıyla nutuk aslında bir hatırat ya da anıdan çok bir siyasi belgedir. Çünkü belgelerle desteklenir. 15-20 Ekim 1927'de okur. 6 gün. Her gün 6 saat okur nutuğu mecliste. Sesi hiç titremez. 36 saat 33 dakika sürer. Son dakikaya geldiğinde şu cümlede sesi titrer. Yanındaki arkadaşların anlarında. Son cümle, son sayfada. Der ki, bugün ulaştığımız sonuç asırlardan beri çekilen milli felaketlerin doğurduğu uyanıklığın ve bu aziz vatanın her köşesini sulayan kanların karşılığıdır. Bu sonucu Türk gençliğine emanet ediyorum dediğinde sesi titrer ve yanındakiler der ki gözleri nemlenir. Mustafa Kemal Atatürk'ün niye? Çünkü en büyük eserim dediği Cumhuriyeti Türk gençliğine emanet ediyor. Ve daha sonra gençliğe hitabe, ey Türk gençliğini okur ve bitir. Atatürk'e, Türk gençliğine en büyük eserim Cumhuriyet, Türk gençliğine emanet ediyor. Sonra Atatürk'e sorarlar. Paşam derler, gençlikten neyi kastediyorsunuz? Yaşça gençlik mi? Hayır der. Benim gençlikten kastettiğim der, yaşça gençlik değil. Benim fikirlerimi akıl, bilim doğrultusunda gelişmeyi, çağdaşlaşmayı, yeniliği takip eden yaşlılar gençtir ama takip etmeyen yaşça genç, bana göre genç değildir. Onun için bu gençlik ifadesini değerli izleyenlerimize düzeltme görevini üstleniyorum şimdi. Gençlik deyince yaşla yenilikten bahsetmiyorsun. Yenilik, evet. Gelişme, çağdaşlaşma, uygarlık, Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda hareket eden 80, 90, 100 yaşındaki bir insan 20 yaşından daha gençtir. Atatürk'ü biz daima hatırlayacağız. Bir şiirim var, müsaade eder misiniz? Halim'den de son sözlerini alayım. Ben son olarak şunu söylemek istiyorum. Biz Cumhuriyet'e çok şey borçluyuz. Özellikle kadınlar olarak çok şey borçluyuz. Ayrıca biz çok zor bir coğrafyada Cumhuriyet'imizi kurduk. İşte Balkanlar, Kafkaslar, güneyimizde Orta Doğu coğrafyası. Bunların arasında 100 yıldır bir barış ve istikrar adasında yaşıyorsak biz bunu Cumhuriyet'e borçluyuz. Cumhuriyet'in sağladığı bu barış ve huzur ortamına borçluyuz. Binlerce kere teşekkür etsek Atatürk'ümüze azdır. Rahmet diliyorum kendisine ve çok arkadaşlarına. Evet. Çok teşekkürler. Şiirinizi evet. Dinleyelim. Ama Türk kadını, Türk İstiklal Savaşı'nın ve Cumhuriyet'in kurulmasının birinci kahramanı kim derseniz Türk kadınıdır. Hocam kadın olduğu için söylemiyorum ya da siz kadın olduğunuz için söylemiyorum. Atatürk söylüyor, diyor ki dünyada hiçbir milletin kadını ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım. Milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar hizmet ettiğini gösteremez. Onun için Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içinde kadına ne verilirse verilmesi gerekiyor. Onu söyleyelim. Atatürk'ün de vasiyetidir bu. Ben müsaade ederseniz lütfen. Atatürk'le ilgili Mustafa tabii Kemal ki. Şiirini biraz uzun ama zamanımız var herhalde. 2-2,5 dakika. Buyurunuz tamam. Efendim. Mustafa Kemal en son çıkan şiir kitabımda. Selanik'te halktan biri olarak doğdu. Adı Mustafa'ydı. Mustafa Kemal oldu. Gazi Maraşal Mustafa Kemal oldu. Türk milleti ona Atatürk dedi. Mazlum uluslar onu Ataşarp bildi. 34 yaşında Çanakkale'de Truva'nın intikamını aldı. 38 yaşında milli mücadele yolculuğunu başlattı. İdama mahkum edildiğinde 39 yaşındaydı. 40 yaşında 238 yıllık Türk çekilmesini durdurdu. 41 yaşında işgalcilerin hayallerini yerle bir etti. Nazım'ın dediği gibi Kocatepe'den Afyon Ovası'na atladı. 42 yaşında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurdu. Ümmeti millet kulu değerli birey yaptı.
Fikriye ve Latife'nin paylaşamadığı adamdı ama hep yalnızdı. Evliliği fırtınalı denizde bir yolculuktu. Savaşta yendiği düşmanın onun önünde saygı duruşu tarihte bir ilkti. Onun en güzel anları hüzün doluydu. Büyük bir acı içinde bunalıyorum dediği günler oldu, gözyaşlarını tutamadığı anlar oldu. Yolculuğu engeller, nankörlükler ve hainliklerle doluydu. Beni hatırlayınız sözcükleri hüzünlü bir vedaydı. Ölüm demek böyle olacak kızım sözleri sona yaklaştığının itirafıydı. Son anı, ulu bir çınarın köklerinin sökülmesi misali devlerin savaşında son perdeydi. En büyük eserini Türk gençliğine emanet etti, çok sevdiği milletine vasiyeti oldu. Büyük İskender, Anibal, Sezar ve Napolyon'un kıskandığı bir savaşçı ama tepeden tırnağa bir insan, ağaç sevgisi, kitap aşkı, millete sevdası zirvedeydi. İki yenilgisi oldu. Biri evliliği, diğeri hastalığıydı. 10 Kasım 1938'de ölümsüzle yürüdü. Savaşın ustası, barışın efendisi, tarihin kıskandığı lider Mustafa Kemal Atatürk. Onu saygı, minnetle anıyorum. Çok teşekkürler. Gerçekten kaleminize sağlık. Sağ olun. Çok da güzel okudunuz. Çok teşekkür ediyorum. Değerli katkılarınız, fikirlerinizi bizimle paylaştığınız için. Efendim 100. yılını Cumhuriyet'in tekrar kutluyoruz canı gönülden ve koruyalım diyoruz. Burada birlikte aslında Cumhuriyet'in ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar zor kazanıldığını anlattık ve o kazanımları korumak artık bizim görevimiz. İyi bayramlar diliyorum. Hoşça kalın.